Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mersin Tarsus yöresinde çeti olarak adlandırılan, kimi yörelerde dikenli bitki, dikenli ot olarak adlandırılan bu dikenli bitkiyi, bu çetiyi nasıl öldürüyoruz? Bunda nasıl bir mücadele sergiliyoruz? Bunun detaylarını vermeye çalışacağız. Şimdi bu çeti tabii adından da anlaşıldığı üzere dikenli bir bitki. Her tarafında diken dolu. Elimizle koparma gibi bir durumumuz mevcut değil. Bunu ya bizim kazma çapa adını vermiş olduğumuz alet yardımıyla kazmamız gerekiyor veyahut da ot ilacı uygulaması yapacağız. Şimdi bunu bazı yerlerde böyle tarımsal olarak kullanmadığımız bölgelerde kazma ile kazmak yerine ot ilacı yardımıyla bu şekilde öldürmeye çalışıyoruz. Peki ot ilacı hemen tesir ediyor mu? Tamamen öldürebiliyor mu? Nasıl bir etkisi var? Ot ilacını kullandığımız zaman ot ilacının yanında ekstra kullanmış olduğumuz birkaç tane daha maddemiz var. Bunların bilgisini vereceğiz. Burada bu çetiyi, bu dikenli bitkiyi bu ot ilacı direkt olarak öldürmüyor. Ne yapıyor? İlk sıktığımız zaman zayıflatıyor. Sonra zaman zaman tekrar uygulamasını yaptığımız zaman zayıflatarak en azından daha güçsüz çıkmasını, daha küçük çıkmasını sağlıyor. Bu şekilde öldürmüş oluyoruz. Yani bunu bir uygulamayla tamamen bitirme gibi bir durumumuz yok. Birkaç uygulamayla, en az 3, 4, 5 uygulamayla birlikte öldürmeyi, tamamen yok etmeyi planlıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken diğer bir önemli nokta ilacımızın güçlü olması. Ziraatçıya gidip dediğiniz zaman bize en güçlü ot ilacını verin dediğiniz zaman o size ot ilacını verecektir. Bu en güçlü ot ilacından 400 gram, görmüş olduğunuz gibi 4 kapak güzelce suyumuzun içerisine ekliyoruz. Burada biz tulumpamızın içerisine, diğer bir adıyla sırt pompamızın içerisine, biz burada ilacın daha kuvvetli olması, çetinin daha çetin bir şekilde hemen ölmediği için yarım tulumpa yapıyoruz ki bu şekilde daha kuvvetli uygulayabilelim. Şimdi bu karışımımızın içerisine kuvvetli olan ot ilacımızı döktükten sonra ikinci de olarak dökmüş olduğumuz maddenin ismi amin maddesi. Bunu ziraatçinize sorduğunuz zaman amin var. Ot ilacı artı amin döktük. Ardından bunun içerisine iki kapak hipo döküyoruz. İki kapak hipomuzu döktükten sonra güzelce bu karışımımızı karıştırıp sırt pompamızın, tulumpamızın içerisine ekliyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli noktayı sizlere açıklıyorum. Bizim görmüş olduğunuz gibi sırt pompamız, tulumpamız plastik. Eğer ki sizin sırt pompanız, tulumpanız demirse bunda kesinlikle hipoyu kullanmıyorsunuz. Eğer ki hipoyu kullanırsanız bu pompanızı delecektir. Asitli bir madde olduğu için hipo tulumpayı deler. İşte bu sefer de elinizdeki malzemeye zarar vermiş olursunuz. Burada tulumpanın plastik olmasına özen gösterelim. Çetilerin olmuş olduğu bölgeye gelmiş olduk. Şimdi çeti, dikenli bitki derken neyi kastediyoruz? Her yörede ismi farklı olabilir. Şöyle bakın, sizlere yakından kameraya yakınlaştırıp göstermek istiyorum. Dalları bu şekilde yeşil yeşil, küçük küçük yaprakları var. Her tarafı dikenle dolu olan bu bitkinin ismine bizim buralarda çeti adı veriliyor. Şimdi biz bu çetilere bahçemizin içerisinde, ağacımızın dibinde olanlara herhangi bir müdahalede bulunmuyoruz. Niçin? Çünkü ot ilacı bahçemizin toprağına zarar vermesin, onlarda bir sıkıntı oluşturmasın diye. Ama kullanmadığımız bölgelerde bu şekilde bizlere rahatsızlık veren yerlerdeki çetilerimize bu sizlere anlatmış olduğumuz, yapmış olduğumuz tarif ile, ot ilacı ile güzelce ilaçlamasını gerçekleştiriyoruz. Evet, burada bu çetilerin yetişmiş olan, olgunlaşmış olan, büyümüş olan çetilerin dibinin, yani kökünün nereye kadar indiğini tahmin bile edemezsiniz. Çok derinlere kadar inebiliyorlar. Toprağa çok iyi nüfuz ediyorlar. O yüzden bunları direkt bir kere ot ilacı vurmayla veyahut da bir kere kazmayla kesinlikle öldüremiyoruz. Çünkü kökleri çok aşağılara iniyor. Bunun sebebi de nedir diyecek olursanız, elbette ki su kaynağına ulaşma isteği ve ihtiyacından ötürü bu şekilde bu çete adını vermiş olduğumuz bitkilerimiz toprağın derinliklerine kök atabilmekte, uzayabilmekte. Bizim bulmuş olduğumuz, anlatmış olduğumuz yöntem bu şekilde. Sizlerin daha pratik, daha kesin, daha net bir çözümü varsa, uygulamış olduğu bir yöntem varsa bunları yorumlarda paylaşabilirsiniz. Bizler de öğrenmiş oluruz. Şöyle sizlere tekrardan yakınlaşıyorum bu çetinin nasıl bir şey olduğunu tam olarak gösterebilmek için. Bizim buradaki bu çetilerimiz bu şekilde. Bunun bir de hikayesi var. Bu hikaye nedir diyecek olursanız,
Çeti ile Geliç adını vermiş olduğumuz. Şunun ismi Çeti, şuradakinin ismi de Geliç. Bu görmüş olduğunuz bitkinin ismi de Geliç. Bunun ikisi de tarladaki en istemediğiniz ot türleridir bizim buralarda. Niçin bunlar en istemediğimiz ot türleridir? Birisi dikenlidir, kökü çok derine gider, kolay kolay kurtulamazsınız. Bu Geliç adını vermiş olduğumuz bitki de çok zordur. Bunun da kökleri çok fazladır. Suyu bulmak için çok derine gidebilmekte, bahçeden atması çok zordur. Bir gün bu Çeti ve Geliç su aramaya çıkarlar. Bu Çeti ve Geliç su ararlarken Çeti suyu bulur ve ardından bu Geliç ismini vermiş olduğumuz bitkiyi çağırır. Gel iç, gel iç diyerek söyler. Bu şekilde bu bitkinin adı da bizim buralarda Geliç olarak kalmıştır. Bunun ismi buradan geliyor. Çeti, Geliç'i gel iç olarak suyu bulduktan sonra gel iç, gel iç diye çağırdığı için bunun ismi Geliç olarak kalmış. Bu iki bitki, bu iki saymış olduğumuz zararlı bitki, bahçemiz için zararlı olan bitki, bizim buralarda kurtulmakta zorlandığımız, toprağa çok fazla nüfuz eden, bunlarla mücadelede çok sıkıntılar yaşatan iki adet bitkiden oluşmakta. Bunun dışında bir tane daha var. Şu anki bu bahçemizde yok, diğer bahçemizde mevcut. O da putrak adını verdiğimiz. Bizim buralarda iki ismi olan bir putrak deniyor, bir diğer ismiyle yapışkanlı ot. Yani içinden geçtiğiniz zaman şalvarınıza, pantolonunuza, artık üzerinizde ne varsa hemen ona çok hızlı bir şekilde yapışıyor ve sizi rahatsız ediyor. Bir diğer olan, sıkıntılı olan bu zararlı bitkilerden bir diğeri de o. Şu anki bahçemizde bu yok. Evet dostlar, sizlere göstermiş, anlatmış olduğumuz şekilde bu Çeti ve Geliç ile mücadelemizi bu şekilde sürdürüyoruz. Sizlerin daha etkili bir yöntemi varsa yorum kısmında bunu bekliyorum. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım.